Hey 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 hey, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Testosteroji'nin 6. bölümünü çekiyoruz. 6 hafta oldu. Yanımda Ali Özten Yel. Ve biraz yanımda da yaşlı arkadaşımız Kamer Güleç, Mayıs'tan sonra var. Sesim çıkmıyor da. Bugün kameri çok özel bir konuk seslendirecek, ünlü seslendirme sanatçısı. Hemen bir deneme çekimi alıyoruz. 3, 2, 1. Adalet mülkün temelidir. Evet. Çok teşekkür ederim Ayşegül'cüğüm. Bu arada seni merak edenler var. Oley. Ondan selamlar. Selamlar. Ne yaptınız bir haftadır? Ben de nedense bir hal hatır sorasım geldi ya. Hakikaten ya. Hiç, bu arada... Hiç sohbet etmedik. Bırak kamera giriyoruz. Bir şey diyeceğim. Bu hal hatır sorma merasiminde bana çok dokunan bir soru var her zaman. Mesela işte nasılsın? Gerçekten iyi misin peki? Bu seni hiç ilgilendirmez. bu bana hep çok dokunuyor yani. Konu hızlı bir şekilde ana şeye geçsin diye. Bu aslında şeydir ya, hani usulüyle söylenen bir şey gibi. evet. O zaman herkes mi kötü? Nasıl iyi olalım ki? Bir şeye çok çabaladım ama olmadı dediğiniz bir anınız var mı? Çok çabaladım. Çok. Yani mesela ne? Yani müzik mesela. Oldu ya. Olmadı ya, ben... İstediğimiz olmadı. Şöyle, benim kaderim 50 bin dinlenmek. İlk şarkıyı ben... İlk albüm çıkartmadan önce bir tane cover attım, tamam 52 bin izlendi. Dediler ki o dönem için iyiydi. Yüklen işte, çıkart falan böyle. Sonra ben Max Single yaptım, 50 bin dinlendi. Meltem yok değil mi? Yok bugün. ya. Kimi hedefledin? Markette bir kız var. Kaynakçı. Bilmiyorum markette ne kaynağı falan diye. Tezgahları değiştiriyorlarmış. Of. falan. İlberay bir tane filmde oynamıştı. Orada bir... Muzaffer Usta. Ustaydı. Mesela o sana çekici gelmiş miydi? Hayır. Sizin nedir Aliye Hanım? Sesime bak ya. Bilmiyorum, böyle hani çok fazla iş yaparak kendimi yeterli ve değerli hissetmeye çalışıyorum ama bir türlü olmuyor üretici yani. Üretici olarak. Aynen, üretici olarak aynen. Bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorum, farklı alanlarda, mesleklerde bulunmaya çalışıyorum ama... Çok olarak... dağılıp bir şeyde uzmanlaşmadığından mı acaba? Bende de var o çünkü o. Üçümüzde de var bu arada o. Hani üçümüz de aynı bok yiyoruz bu arada. Ama şöyle, bir sadece tek bir yerde uzmanlaşıp devam ettiğim zamanlar da oldu ve hiçbir zaman kendimi o anlamda tatmin hissetmedim. Sürekli bana yeni bir şey daha eklemen lazım, yeni bir şey daha eklemen lazım gibi geliyor. Karışık var mı? Var, yükle gibi. Aynen, ortaya karışık gibi maalesef. Bende de aynı sıkıntı var. Baktığın zaman bir taraftan müzikle uğraşıyorum, diğer taraftan çekim, kurgu falan böyle. Ondan sonra başka uğraştığım şeyler de var ve de hiçbirisi böyle tam anlamıyla istediğim noktaya gelmiyor. Seninle bizim ortak noktalarımızın en kötü yanını biliyor musun? Çok pahalı hobilerimiz var ya. Evet ya. Çok pahalı hepsi ya. Anasını satayım, bir ahşap boyama olaydı. Hepimiz çok başarılı insanlar söyledi. Öyle değil mi? Ya şöyle. Bravo. Teşekkürler bu arada. Eğer başarı şeyse onda hemfikirim. Yaptığımız işin kalitesi ise mesela hemfikirim. Üçümüz de gayet başarılı, kaliteli işler yapıyoruz. Ama eğer başarı yaptığımız işi belirli insanlara göstererek izlenme ya da atıyorum bir şeylerden çok kitleye ulaştırmaktansa... Reklam lazım. Biz o konuda şey yapamıyoruz. Evet. Onda bence başarılı değilim ben. Onda, mesela bu Recep İvedik mesela bok gibi film ama başarılı mı baktığın zaman gişe rekor. Çok başarılı. Yani... Vallahi evet. Bizim bir yerlerde tanıdık dayılarımız, amcalarımız yok belki evet. de. Mesela Enes Batur da öyle. Ben... Aa onun yaptığını ben de yaparım. Yap hadi. Hadi yap. 10 milyon abone var. Ben bu Enes Batur gayet zeki bir çocuk. Yani bana günlük yaşantısı yani. Olarak demiyorum. YouTube'da gayet zeki bir çocuk yani. Bu başarılı şeyler aile konusunda nasıl? Yani aileden gizli hobilere yöneldiniz mi hiç? Çok ya, hobi değil aslında. Şöyle. Aileden gizli nelere yöneldin? Yok, hobi olarak... Yok, geçen Instagram'da paylaştı ya. Mesela ben ilk sahneye çıktığımda babam bilmiyordu. Sahneye çıktığını? Evet. Ne yaptın sahnede? Gitar çaldım. 16 yaşındaydım barda ilk çalmaya başladığım zaman. Bilmiyorlardı. Direkt vardı bir tane, dediler ki tam tur dön. Sonra döndüm, bir yerde kaldım. Koala gibi. Benim bildiğim kadarıyla direkt dönüyormuş, tırmanan değil. Bu arada direkt aynen duruyor hali de var. Onu bir yerden açıyorsun, dönüyor. Ben onun şeyini gördüm ya, direkt ters dönüyor, bu da böyle dönüyor. Ben babamdan gizli gizli 16 yaşında kitap yazmaya başladım. Sonra kitap 19 milyon tıklandı, basıldı yüz binlerce. Babamdan gizli yaptığım çok şeylerden bir tanesi. Senin peki ailenden gizli yaptığın bir şey? Çocuk. Söylemedik. Meltem ne yapacağımızı. Bana çok şey geliyor işte, ne bileyim, anne ben hamileyim demek hani şeyin resmiyeti ya, hani anne ben cinsel bir ilişkide bulundum. Hani mesela bunu... Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok gergin değil mi? Kaç yani? Haftalık olduğunu hesaplıyorlar, nerede yaptığını bulmaya çalışıyorlar. Niye bize geliyorsunuz? Ha demek ki siz bu tarihlerde buradaydınız. Ha o gün tatile gittiniz Sapanca'da bungalama anne, falan hani. Anne sakın bak. Buradan sakın ileride hayır. Çok eğlenceli. Çok bilmiyorum, gergin bir an yani.
Ben kamp yapmaya gittim. Bu köpek köpeklerden korkuyor. Ben çakallardan korkuyorum. Hey ya. Donumuzu et çektik ya. Vallahi gece tuvaletimiz geldi, çadırdan çıkamadık. Çıkamadık çadırdan. Bak, o kadar fenaydı. Çakal, çünkü çakal sayar bir arkadaşımız vardı bizim. Çakal sayar mı? Değil mi? Çok saçma. Abi geliyor 30 metre. 25. 20. Sus dedim, sus, korkuyorum zaten. Gözleri iyiymiş. Sifiri karanlık ama ses artarak geliyor. Doppler etkisiyle geliyor. Wow wow. Bir de böyle bir çakal yok orada. Wow wow. Kalara yaklaştık, ateşin başına siniyoruz böyle, geliyor. O gün korkmuyor musun diyorum, altıma sıçacağım diyor. Ben bir kere kamp yaptım sadece hayatımda ve çok korktum. Çünkü zifiri karanlık oluyor ya gece, hani ateş olmadıktan sonra. Hani biri gelse baltayla çadırı şöyle kesse öldüm yani hani. Öyle yaşanmaz. Nasıl yaşanmaz? Öyle yaşanmaz. Böyle hayatta kalamazsın. Bir şey diyeceğim, ihtimali olan bir durum mu? 1 milyonda 1 belki. Tamam, varsa. Ay! Çadırdayken kendi güvende hissetmiyor musun? Asla, asla. Ben de çok hissediyorum mesela. Evet ya, ama o kadar rahatlık yedim mesela. Çadırda sevişenlerin bazen sesini çıkmadığını sanıyorlar. Festivallerde. Evet. Gözün şey. Zeytinlik, alo. Evet. Çadır sadece görüntüyü kapatıyor. O da kaliteli bir çadır. İçeride ışık. Evet. Işık yanıyorsa. Dışarıdan sahne vuruyorsa bir. Aynı çakal geri geliyor. Wow, wow. Karavan da korkunç bence. Hepsi bana korkunç. Metal değil. Balta geçmiyor. Benim kamp fobim mi var acaba? Belek'te harika oteller var. Onda yan odadaki tanıdık değil. Eyvah. Ama kapını kilitleyebiliyorsun. Çadırı kilitleyemiyorsun. Fermuar çekiyorsun ya. Ama yine bak, dışarısın, dışarıdan açılmıyor fermuar. Ya dışarıdan baltayla girmekten bahsediyorum ya. Ya kapıya tekme. Yanına baltayla bıçakla nasıl gireceksin? Tekme atılsa kapı kırılacak otelde. Helal olsun, baltayla giriyorsa. Resepsiyonu var, lobisi var. Adam seni kestikten sonra ne resepsiyonu ne lobisi yani. En azından bir ihtimal hastaneye yetiştirilebilirsin, anladın mı? Çadırda nere mi beni hastaneye yetiştirecek? Allah'ın tuttuğu yerdeyiz yani. Haziran, Temmuz gibi kesinlikle kampa gitmeyin. Kesin kesin. Ben Sülüklü Göl'e gittim kampa. Hmm, baltasız. Orada balta yok. Burada sülükler yiyormuş. Sülükler elde balta pişiyor. Bu arada şöyle bir şey oldu. Sabaha karşı benim tuvaletim geldi. Ben tabii ki orada çayır içmen yani. Neyse. Evet. Hiç sorun değil. Yanımda bir tomar şey var, tuvalet kağıdı. Gayet güzel. Tepeye çıktım ben. Ondan sonra işte gayet güzel bir şekilde tuvaletimi yapıyorum. Aynen. Sonra kalktım. Yani işim bitti zaten. Pantolonu çekerken biriyle göz göze geldim. Oğlan, o da tuvaletini yapıyor, bana bakıyor ve devam ediyor. Ama yani şey, ifade yok suratında. Baktım, böyle bana baktı, o da böyle yaptı. Neyse, iyi akşamlar. Tinder ve Bumble kullanan, dating app kullanan insanlar hakkında niye bu kadar ön yargı var? Çünkü evet, kuruluş var. Amacı sevişmek için ya. Evliler kullanamıyor mesela. Ama yani... Meltem izin vermiyor bana. Çiftler de var bu arada. Sevgilisi benim bir arkadaşım evleniyor koyuyor mesela Ağustos. Tinder'dan. Karmadan tanıştı. Aynı mantık. Benim Tinder'dan tanışmadan 2-3 çift arkadaşım var. Ya Tinder'ın kuruluş amacı zaten şey, yani gecelik takılmak için. Değil aslında, değil. O kategori var abi. Sadece yemek istiyorum. O yeni geldi. O yeni geldi. Sadece bir dakika, sen nereden istiyorum biliyorsun? Ben Tinder'da eskiden eşleştiklerimi direkt şey diyordum. Amacın ne? Hani uzun ilişki mi, tek gecelik mi, ne istiyorsun bilmem ne falan diye yazıyordum. Öyle yani. Ne olunca ne yapıyordun? Uzun diyorsa engelliyordum. Efektif olabilirmiş. Atılan trip klişeleri. Hmm, tamam o zaman. Sen bana yazmayınca ben de sana yazmadım. Ha, o yine söylüyor. Direkt yazmayanlar var mesela. Görüldü. Trip amaçlı. Evet, görüldü atıyor. Ya da şeyi çok beni sinir bozuyor. Ya görüldü, güzel bir şey değil mi ya? Hayır, bence yani o amacında kullanılırsa... O... Abi sen bana bir şey gönderiyorsun. Görüldü, tamam. Ulaştı yani. Kamer bunu gördü. Tamam, gördü de ne tepki verdi? Wow. Ne vereceğim abi? Hayır, bir en azından gel, gördüm, tamam. Muhabbeti kapatacak bir şey olması da. Ya şey de çok sıkıntı, ok. Sadece ok hani. Ay, ben böyle çok kullanıyorum onu ve normalde kullanıyorum sen, okito bu arada. Sen falan yazıyorsun ya, en azından. İyi günüme denk gelmiş o zaman. Okito. Normalde ok ya da TMM. Ya da oki falan da yazıyorsun. Şey hani, evet. Ok böyle hani... Trip ya, benim yediğim hep tripler öyle, ok, okey, güle güle, bay bay. Sen bilirsin, keyfin ha bilir çok tehlikeli. Evet, keyfin ya bilir çok tehlikeli. İki boku, Allah Allah. Şey, iki boku ne? İki ucu. İki boku. Ya çok tatlı tripler var, ben çok atıyorum mesela. Peki sevgilinize mi atarsınız, arkadaşınıza da? Ben sadece her şeyi arkadaşıma atıyorum. Daha arkadaşıma çok, arkadaşıma daha çok trip atıyorum. Tripin üstüne kadın şey bekliyor gibi, doğru mu bilmiyorum. Hani mesela tamam falan dedi ya mesela. Ya uğraşmanı senin... istiyor, uğraşacaksın. Bir... Alya ne oldu? Ya bir şey ya. Ya ne oldu? Ne oldu? Aynen öyle. Mesaj at, ara. Ya senin yüzünden Meltem ablanın tribi havada kalmış oldu. Evet, atamamış. Trip de attırmamışsın ya.
Peki erkekler hani hem çok ilgili kadınları istiyor böyle, onu düşünen, sahiplenen, hafifinden kıskanan. Ama bir noktada da hep kendisine trip atan kızların peşinden koşuyorlar. Hmm. Onunla uyumlu olan kızları istemiyorlar mesela. Kızların hiç erkek sevmesi gibi. Evet, mesela erkeklerde de bu bence tam tersi yani. Nazlı niyazlı kızlar. Evet, niye nazlı kızları istiyorlar bu kadar? Biz uyumluyuz diye mi kaybettik? Evet. Erkeği bir de o günden dinleyelim. Sene 1995. Bugün herkesin geldiği, gelip de görmediği yerdeyiz. Bugün küçük kameranın yanında. Kaç yaşındasın? Sende bir şey yok. Kendi üstümden örnek vermeyeceğim burada. Çevremdeki insanlardan örnek vereceğim. Alya'nın dediği gibi aslında şey... Yazdın, yazdın. Ya kadınlarda şey var, piç erkek seviyorum sevdası var ya. Piç erkek nasıl kadını süründürüyorsa abi, trip atan kız da erkeği süründürdüğü için kaçan kovalanlara geliyor burada olay. Sevgiliniz peki mesela eski sevgililerinizi topladığınız bir tane masaya koydunuz. Ben bunun hayalini nedense çok kurdum biliyor musun? Kitap fikri olarak ben düşündüm. Kitap fikrimde şöyle bir şey vardı, kitap fikrimde benim sadece. Hepsine bir sayfa yapıştırayım. Ya şöyle ben niye kitap fikrimi açıklıyorum ki şu anda? Pardon, devam. Masaya toplamıyor, hepsi böyle oturdu, sonra masaya siz geldiniz. İlk kuracağınız cümle ne olur? Ya benim çok geyik olur, kaça gidiyorsunuz falan derim ya. Niye toplandınız? Ben çay niye söylemediniz ya? Gittin tamam mı? Telefonunu açtın, bir tane şarkı koyacaksın. O şarkı ne olur o masada? İsmail Yaka, Allah belanı versin. Hiç yok mu ya böyle kafanda? Benim ya işte, keşke de annen babana da o gece olmaz başımı arıyor diyeydi. Ne? Bilmiyorsunuz mu ya? Keşke ne de... Annen baban? Keşke de annen babana da o gece olmaz başım arıyor diyeydi. Düşündüm büyük ihtimalle akşamlar derdim. Sonra hepiniz siktirin gidin derdim. Niye topladın o zaman? Sırf bunu demek için hani. Siktir edememişsin sonra. Ben hepsiyle kötü ayrılmamışımdır ama ya. Hepsiyle olaylı. Zaten 3 tane var da. Ha öyle öyleli hepsi. Takıldıklarımızı yaparsa öyle bir masa yok. Öyle bir masa yok. Ooo Gün Bey. Şu yeter mi sana? Erkekler deyince aslan oğlum. Kızlar aynı cümleyi kurunca. Vay sen dizimin dibinde otur o ne öyle. İbrahim. Bir kız babası olarak katılıyorum. Çok doğru söylüyor. Peki biz niye her programda yatakta ve bir yerde kullanılacak sözleri sunuyormuşuz? Sanki her program sonrası sevişiyor gibi. Hayır. Kaldı ki ben önce. Burayı keseyim mi? Kesme. İdeal süre kessem herhalde. Daha iyi olur ama yani. Meltem abla siker beni. Bu bölümün konusu nedir hocam? Hem yatakta hem metroda söylenebilecek cümleler. Pardon, bana da basar mısınız? Benim aklıma şarkı geldi. Ne? İkimize birden yükleniyor. Aktarma yaptım mı olabilir? Şu an fantezi dünyası geliştirdi kamera. Sen kalk ben geçeyim. Orta sıralara doğru ilerleyeceğiz. Aa yan tarafta da biri var diye. Kapı kapanıyor, acele et. Lütfen önce çıkanlara müsaade ediniz. Ne kadar sürüyor? Hani... Çok iyi. Yetersiz bakiye niye kimsenin aklına gelmez? Dur, dur. Sen nerede iniyorsun? Pardon, kolonyanız var mı? Ya hep bir çikolata dökeceğiz. Kolonya. Hayır, sen onu yaparsan kesin. Bakın, ellerimi tutmadan durabiliyorum. Dikkat et, birazdan hareket edecek. Masaj seviyor musunuz? Aa. Çok kötü masaj anım var ama ona rağmen seviyorum ya. Nedir anı? Böyle Taylandlı ablalar gelecek diye bekliyorum. Bana bir tane Türk abla geldi. Bak ben eski tersaneciyim tamam, biz pis adamlardık ya. Böyle şey böyle kese köspük masaj. Abla bana şunu dedi ya, temizliyor bir yandan. Bayağı da ihtiyacınız varmış dedi ya. Ya bu kadar rencide... Daha önce de oldum da bu kadar yani etme... Ben de masaj sevmiyorum. Peki masaj... Ben seviyorum ya. Hayır, sevebilirsin canım. Allah bana ne? İstersen her gün yaptın. Cinsellik yani bu masajla falan bağlı birleştiriyorlar ya. Neden masajla yapıyorlar onu? Ya bilmiyorum ben ama geçen birkaç ay önce masaja... Hayır. Masaja gitmek istedim. Google'a girdim. Hani İstanbul Anadolu yakası masaj yazdım. Öyle tamam mı? İşte bilmiyorum tamam mı? Bir tane gerçek siteye gelemedim. Bir tane yani.
Anladın mı? Hayır, bir de düşün, hani sitelerin abuk olduğunu anlamasam bir de randevu alıp gideceğim, düşünsene beni orada. Geçen Sugar Daddy gördük. Nerede? Sahilde. Şey mi, kafasında mı yazıyor hani? Belki torundur. Değildi. Johnny Sins bir ara Mars'ta porno çekiyordu, para topluyordu. Ne oldu o iş? Havalandı. Yer çekimi olmadığı için hala gidiyor. Yanlış değil miyim? Böyle bir şey vardı değil mi? Vardı. Ne oldu peki o? Epey bir miktar toplandı da çekildi. Ya o paralar ne oldu şimdi? YouTube kanalı açtı. Yer çekimi de yok. Kim üstü olacak, kavgası da yok. Hangi kadın ya da erkekse çekici geliyor? Bu kıyafet olarak falan değil, davranışlar olarak. Ha, çıplak. Ya da belirli bir ünvanlar hoşunuza gidiyor mu? Atıyorum, öne gelen sıfatlar sizi etkiler mi? Atıyorum MILF gibi. Hayda. Ha, soğutabilir. Ya da deneyim önemli mi böyle şeylerde? Sadece gigolo geldi. O kadar da... Söylemesin ya. Ben bayağı şey diyeceğim sandım yani. İşte atıyorum Doktor Ayşe. O doktor senin için değerli. Yok öyle sıf, onları artık geçen bölümlerde evet, yaptık hani. Artık bir MILF'e girmek lazım. Niye? Çünkü bizim mikrofon bozuk değil çünkü. Kadın şoförler hakkında ne düşünüyorsunuz diyecektim ben tam. Şöyle, mesela benim kuzenim bildiğin kartalı vardı. Sonra Doblo aldı falan böyle yani kadın. Doblo be. Hani deli gibi kullanıyor. Onları almasının sebebi şey yani hayvanları gezirken daha rahat etmek istese aslında ama. Şey ya bayağı kullanıyor ama mesela annem. Ölüyordum ben. Anlatabildim mi? Sağ yerine sola sinyal verdi. Tır eziyordu bizi sırf bu yüzden. İkiye atayım derken geri vitesi attı. Şanzıman aşağı indi. Direğe girdik. Sonra açıklamaya başladı. Direk değildi ya. Çukur vardı. Ona gir. Araba çukurda bu arada. Ondan sonra. Benim pek kadınlarla ilgili aslında şoförlük kısmında hoş deneyimlerim yok. Bakın ben araba kullanıyorum. Ama şunu lütfen düşünün. Erkek çocuk doğuyor. Doğduğu anda eline oyuncak araba veriyorlar. Evet. Kıza bebek veriyor. Tam tersi de öyle. Erkekler de 25 yaşında evlenirken afallıyor işte. Çünkü kadın... Bu alkış alır mı? Kadınlar da çünkü çocukluğundan beri evcilik, bari bir bebek, evet, bilmem ne. O da onunla alışık. Biz vın vın arabayım ben falan diye buna alışığız. Roller değişiyor bir anda 25 yaşında mesela, 25-30 arası. Şu videolar kurgu mu peki? Böyle o neydi ya, yakası bağrı açık sarışın eleman kıvırcık. Ha, onun gibi elemanlar, ha, Lucifer gibi elemanlar böyle bir Ferrari'nin önünde duruyor. Sonra bunu da değişmiş. Ferrari'nin önünde duruyor. Benle gezer misin diyor, olur diyor. Sevgilin var mı? Yok diyor, gezerim diyor. Oradan böyle bir kötü bir arabaya biniyor, gelmem diyor. Çok var öyle. Hakikaten Allah Allah. Maalesef benim öyle arkadaşlarım da vardı eskiden. Sizin en yakın arkadaşınız kim? Biraz en yakın arkadaşınızdan bahsedin. Benim o gün ya. Vallahi ama. Tabii, vallahi. Ah be benim Berk diyecektim. Ya bir şey diyeceğim. Biz kamera abiyle hani sen arkadaş olarak görüyorsun. Çok teşekkür ederim. Sen ciddi mi düşünüyordun? Hayır. Abi kardeş gibi. Evet evet. Aynı şey tabii, hobilerimiz tabii, aynı, motorlar aynı. Satıp aldığımız motorlar bile aynı tarzları falan. Ondan dolayı yapmak istediğimiz her şey aynı. Evet ya yani birebir aynıyız. Ben o yüzden kamera abiyle abi kardeşlik olacak çok seviyorum. Ondan sonra en yakın arkadaş konusunda da Berk diye çocukluk arkadaşım var. İlkokul 2'den beri. Buradan Berk'e selam. 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 İzlemiyor ki bölümleri. Niye? Aa, demek ki o kadar da yakın arkadaş değil mi? Yani en yakın arkadaşım nedense izlemiyor videoları. Senin de başına gelmiştir illa. Benim YouTube kanalı mı? Hiçbiri izlemiyor. Ne? Benim de hiçbir kitabımı okumuyor. Bazı arkadaşlarım okudu sadece. Bak sana bir tavsiye vereyim. Arkadaş gibi ol kızınla. Hiçbir şeyi korkmadan sana anlatabilsin. Evet, çok önemli bu. Baba, benim görüştüğüm çocuklar niye ertesi gün ölüyor? Kızım, merak etme sen bana anlat. Arkada baltayla. Sana bir gün gelecek sevgilim var diyecek. Ne yapacaksın ilk dediği gün? Oo, bilmiyorum. Mastika. Daha var, ona biraz var en azından. Var, evet. Çok fena ya. Ne, Kanada'daki arkadaşımın da çocuğu var, Sofya ile yaşıt, tamam mı? O erkek mi? Erkek. Eyvah! Evet. Beşik kertmesi! Görüntülü konuşurken şey diyorlar mesela onun çocuğuna. Bak Sofya geliyor diyorlar. Evren diyorum bak, at bak. Ay, oraya gelirim, gelemiyorum. Gelemiyorum. Yakın arkadaşı değil mi? Güvenmez misin mesela? Kızından atıyorum ki çok farklı bir şekilde düşün. İleride evlenin. Oğluyla olmasını. Evren'e bak, babasına güveniyorum. Evren'e Evren daha çocuğu tanımıyoruz, daha 2 yaşında. Çocuk da kendini tanımıyor zaten. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ekrana çıkacak bağlantılardan benim ve Alya'nın kanalına gidebilir ve de diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın. Bay bay. İyi bayramlar.